Selamünaleyküm arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Orhan Gün. Klan Ligi'nin birinci gününün sonuçlarını şu şekilde göstereyim arkadaşlar. 40'a 27 ezici bir üstünlükle kazandık ve hiçbir şekilde bizim yıldızımıza yakın kimse atmadı. En yakın atan 30 yıldız attı. Neredeyse ilk günden ligi çıkmayı garantiledik diyebilirim. Şimdi ikinci lig gününe geçiyoruz. Şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Sadece bir saldırı yaptık. Eyüp kardeşimiz rakibin 12'sini darma duman etti. Bugün de yine canlı savaşlar yapacağız. Şu anda Fırat abinin ordusu hazır ve Fırat abinin canlı saldırısına geçiyoruz. Fırat abi bizim 13 numaramız arkadaşlar. Rakibin 13 numarasına saldırıyor şu anda. Bakıyorum, Tazı'yı yolladı. Peşinden Zeplin'ini yolladı ve mükemmel bir noktaya doğru Zeplin hareket ediyor. Çok güzel ama birazcık erken indi acilen. Evet, son anda evet. Fırat abi neler yapıyorsun? Kalpten götürme bizi ya. Süper okçular klan kalesine fokuslandı. Tamam, ejderleri aldı. Şu anda belediyeyi bile indirse kendisi için yeterli bir değer ama çok kötü. Zeplini maalesef erken indi. Bir dondurma büyüsü kullandı ama yani bir çokluyu falan alsalar iş yapardı maalesef. Ama ben inanıyorum ki kahraman kitabı iksiri basmış. Evet, birlik iksiri de basmış. Buna rağmen 3 yıldız alma ihtimali yüksek. Hem de bakayım 13 seviye öfke taşı var koruyucusunda. Neden olmasın arkadaşlar? Allah'ım ya Rabbim, dua ediyorum şu anda. Lütfen şu saldırıdan 3 yıldızı alsın Fırat abimiz. Çok emek veriyor, çok plan yapıyor. Yani emeğinin karşılığını az yapma, koruyucu sattı. Koruyucu barbar krala gitti. Allah seni kahretmesin. Dondurma büyüğümüz yok ama buz golem orada 7 tane dondurma görevi görecek. Az kaldı. Kraliçe belediyeye alırsa olur bu iş. Ve mükemmel bir dondurma büyüsü görevi görüyor. Harikasın. Kraliçenin özelliğine bas gitsin abi. Basma ya da. Beni duydu mu mübarek? Bu arada duymuyor yani. Eğer merak ediyorsanız. Ulan arkadaş, olur mu ki ya? Ama duvarları geçemez barbar kral. Hani kraliçe yine bir şeyler yapar. Koruyucu özelliğini aslında barbar kralın özelliğiyle denk getirseydi diyeceğim ama yanındaki küçük barbarlar açılmıyor. Buna rağmen çok güzel görünüyor hala. Oha, sağ tarafta at şuradaki okçuların canını fulledi. Mükemmel. Köyün de bazı savunmalarının düşük olmasını fırsat bilen Fırat abi, yani gerçekten üçlenmesi zor bir olaya girmesine rağmen üçlüyor. Eline emeğine sağlık abi. Mükemmelsin diyoruz. Bir sonraki saldırımıza geçiyoruz. Arkadaşlar sıra bende. İkinci saldırıyı canlı olarak ben yapacağım. Dünkü turnuva videosunu, daha doğrusu aynı gün yayınlanıyor. Bugün yayınlanacak bu iki videoda. Bugünkü turnuva videosunu izleyen arkadaşlar şu askerlerin ne kadar hızlı bir şekilde köyü üçlediğini görmüştür. Orduyu arkadaşlardan rica ettim. Terapi Leader sağ olsun, turnuva şampiyonumuz, dedi ki al orduyu kullan dedi. Orduyu çaldım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim, aynı ordu, bakalım bizde aynı hızda iş yapacak mı? Eğer ordu iş yaparsa 30 saniyede köy işleniyor ya. Öyle bir şey yok. Köyde boşluklar var. Bu boşlukları kullanamayacağım çünkü... Şuradan mı dalsam? Çünkü arkadaşlar... Orman bilici kullanacağım. Şöyle orduyu güçlendirelim. Güçlendirelim de Walker'lerimiz full seviye olsun. Evet arkadaşlar, hazırım. Şuradan bir iki tane şöyle barbarlarımı attım. Bir şuradan, iki tane buradan. Orman bilici ve Walker atıyorum köşelerden. İkişer tane. Sonra ortadan buz golem, kral, kraliçe, koruyucu, şöyle tomruk, sonra orman biniciler. Kraliyetimizi ya sağdan ya soldan duruma göre atacağım arkadaşlar. Şu sağ bir kelle avcısı. Şuraya bir dondurma atalım şimdilik. Güzel bir giriş gerçekleştiriyoruz şu anda. Kraliyetimi soldan atmaya karar verdim. Arkasına bir adet barbar. Ay, Walker'leri atmayı unuttum. Özür dilerim. Koruyucu özelliğimizi bastım arkadaşlar. Merkezi bir derbeder edelim şöyle. Çok güzel görünüyor. Şuraya bir, şuraya bir, şuraya bir. Şurayı dondur. Kaya saçarı da dondur. Bir sürü büyümüz var. Atmayı unutuyorum ben her zaman. Şuraya öfke. Güzel gidiyoruz. Şifalarımla şu öfkenin içine şifa birleşmesi çok iyi sayılmaz. Şu ejderleri de bir zehirliyorum şuradan.
ejderleri donduruyorum arkadaşlar. Yani bakın 1 dakika 49 saniye var. Daha müdür yardımcımızı bile göndermemişiz. Gönderdim. Kelle avcımız elimde. Kelle avcısı şuradan temizlik yapsın. Bir de okçu minyonum var. Onu da şu köşeye bıraktım. Öfke büyüm var. Öfkeyi de şöyle tüm orduyu kapsayacak şekilde atıyorum. 1 dakika 30 saniye kaldı değil mi? Bak, kraliçe özelliğine de basalım. Abi bu nasıl bir ordu lan? Kaç saniyede üçledik? Abi bu ne? Arkadaşlar kullanın bu orduyu valla. Evet. 1 dakikada üçledik arkadaşlar. Bir sonraki saldırımıza geçiyoruz. Pekala arkadaşlar. Şu anda Türkmenciğin saldırısına girdim. Birazcık donma vardı, düzeldi çok şükür. Kendisi 14 numarada ve rakibin 14'üne saldırıyor. Bakıyorum köyde monolit yok galiba. Aynen. Bunun avantajını çok güzel kullanacak. Elinde ejder binicisi ordusu var. Zaten kendisi de belediye binası 15. Saldırdığı rakip belediye binası 15. Öfkesini, görünmezliğini, süper okçuların tüm nimetlerini şu anda kullanıyor. O ejderleri görünür yaparsa sıkıntı çıkar. Görünmez yap dediğim anda zaten gerek kalmadı. Belediyeyi aldı, çokluyu aldı. Başka ne alacaksın? Kaya taçarları aldı. Klan kalesini temizledi. Yok artık daha neler. Köy yok arkadaşlar. %35 plan aldı yani. Bu ne ya? Bu ne abi? Bu nasıl bir şey değerdi? Tabi rakibin köy düzeni de gel bana klonlu okçu yap dercesine bir düzendi yani. Kral kraliçeyi soldan gitsin diye attı. Zaten biliyorsunuz zeka küpü kraliçeyle kral sağa doğru geldiler. Sağ olsunlar. Şimdi de duvar geçmeye çalışacaklar sabaha kadar. Çok rahat, çok profesyonel. Bence şimdiden özellikleri kullanmalı hızlı bir şekilde. Kullan özelliğini. Öfke yeteneği 10 seviyeymiş koruyucusunun. Tamam, şimdi kullandı. Barbar kralın, kraliçenin, kraliyetin hepsinin özelliği duruyor ya. Bir de arkadaşlar bir şey soracağım. Şu bilgisayar Clash of Clans'ini oynarken uzaklaştırma kısa yol tuşu olmalı. Hangisi? Ben mouse yuvarlağını kullanıyorum şöyle. Bazen etki etmiyor. Bu arada Türkmen ellerine sağlık. Çok net bir 3 yıldızla daha 4'te 4 yapıyoruz. Evet dostlarım, 4'te 4 yaptık. 5. saldırımızdayız. Kırmızı şortlu Nick'ini sevdiğimin adamı şu anda Zeppelin'i üst köşeden gönderdi. Saat 12 yönü diyelim. Çok güzel bir nokta. Oy, mükemmel bir nokta. İçinde süper büyücü de var. Bu müthiş bir avantaj arkadaşlar. İzleyin şimdi şov yapmalarını. Yani oy 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 oy. Ulan süper büyücüye nazar ettim. Bir tane var ama hala. Monolit alırsa. Al monolit. Monolit kaldı. Monolit kaldı. Tehlike. Orman binicisi bu arada. 3 tane de titanımız var. Süre problemi yaşayacak. Mutlaka çok hızlı bir şekilde saldırması lazım. Ama elinde 3 adet dondurmayla 1 adet öfkesi de durmuş oldu. Tek klon kullandı arkadaşlar. Abi bu yüzden o beklediğimiz köyün ortasını yok etme değerini göremedik. Ama tek klon kullandığı için bununla bu kadar oluyor. Bak 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 bak. Kelle avcısının ne yaptığı işe bayılıyorum ya. Bir tane küçücük kelle avcısı gidiyor. Koskoca kralı ya. Şapkalı sakallı bıyıklı dedeyi göçürüp götürüyor yani. İnanılmaz. Öfke büyüsünü attığı yere bakın. O kadar mantıklı ki. Şu anda köyde en ihtiyacımız olan yerde orman binicilerin canını fulledik. Monolit'i indirdik. 3 dondurmamız var. Birini attık. 1 dakika 41 saniyemiz var ve devam ediyor. Titanlarla barbar kral şu tarafa doğru isyan ettiler arkadaşlar. Orduya dedi ki siz çok güçlüsünüz dedi. Biz soldan gidelim, siz sağdan gidelim. Yandan Halimem yandan, seviyorum seni candan dediler. Ve tabii ki barbar, küçük barbarların hepsi ölmek için şuraya geldi. Barbar kral büyüdü, göbeklendi arkadaşlar. Göbekli kral. Canını yediğim, bir de saçlarının neyini örmüş. Ulan gavurun Yunanlılarını kopyalam. Yunanlı lan bu. Bu skin Yunanlı ha. Neyse, bizim skinimiz Yunanlıların skinlerinden çok daha güzel. Keşke Türklere özel skinler üretseler. Clash of Clans yetkilileri, size sesleniyorum. O kadar üçlük atıyoruz, oyun oynuyoruz. Türklere özel bir skin, bir arka plan yapmıyorsunuz arkadaş. 99 ve 100. Abi bir dakikada üçlüyor bizim adamlar. Ne diyeyim? Helal olsun kırmızı shortlu reis. Ömer bu arada adı. Evet arkadaşlar, Hızır reis saldırı yapıyor bu arada. Bir tane deyim vardı ya.
Ak bela yazmaz, kul azmadıkça Hızır yetişmez. Zorda kalmadıkça mı neydi? Bunun doğrusu neydi? Yorumlara yazın ya. Hızır Reis bizim dinimizdeki hiçbir zaman ölmeyen süper kahramanımız. Hadi bakalım burada da Hızırlığını yap. Yani tövbe estağfurullah, o anlamda değil, haşa tabii ki. Aynen Hızır gibi diyelim. Hızır gibi yetiştim filan değil mi? Gibi diyelim. Canımsınız. Sonra beni linçlemeyin. Adamı Hızır'a benzetti de bilmem neydi diye. Bu arada mükemmel noktada yine Zeblin. Zeblin. Allah Zeblin'ini göstersin. Çok güzel be ya. Valla. Bence aldı. Şu anda üçlük geldi diyebilirim. Yani köyde ağır savunma bir tek şu Kaya Saçar var. Çok ağır diyebileceğimiz. Onun da canım G-I-D-I-M yani. Gıdım. Barbar Kral şu anda orduyla birlikte yine hareket etmekten kaçtı. Eline almış sazı, kendi kendine çalıyor. Ha, kafasını sevdiğim seni. Tamamdır arkadaşlar. İleriye doğru gidiyoruz şu anda. Tövbe lan, bugün niye çok şakacı şeyler yapıyorum ya. Şapşik seni gidi, Şapşik Orhan seni. Evet, orman biniciler çok güçlü. Tam bir tane güdümlü yerken koruyucu özelliği bastı. Kesinlikle planlıydı diye düşünüyorum. Kraliyetimizin canı az. Bu arada herhangi bir bilgi yükseltme vesaire kullanmış mı? Kullanmamış. Kendi orijinal ordusuyla saldırıyor. Bizim kendisi zaten 2 numaramız arkadaşlar. Önceden 1 numaramızdı. Ben köylerimde yükseltme yaptığım için birinciye ben geçtim, altın bilet alıp. Onu ikinciye yolladım arkadaşlar. Altın bilet bizde 132 TL. Vatandaş gel, yorumlarda linkimiz var. Öyle gidip de milletten 250 liraya, 170 liraya bilmem neye almayın. 132 lira bizde kardeş. Altın biletler bizden. Buyurun gelin. Barbar Kral hala yaşıyorsun mübarek. Seni salsak herhalde daha gideceksin sağa sola. Ben muhabbet edene kadar adam köyü çatır çutur caydır cuydur üçledi geçti. Ne diyeyim ki? Yani köy dayanmıyor bizim adamlara, ne diyeyim. Oy, kraliçenin dev oku her yeri deldi. Öbür tarafta başka köylere doğru değdi herhalde. Bakalım saldırdığımızda görürüz o köylere değiyor mu. Mükemmel bir üçlük daha, ellerine sağlık devranım. Arkadaşlar dedim madem bu ordu çok iş yapıyor, bir de buradan saldıralım aynı ordudan diye. TLS Uğur hesabımızdan da yine aynı şekilde aynı orduyu basmış bulunmaktayım. Bismillah diyorum. Rakibin köy düzenini göstermeme gerek yok. İzleyin. Anlatmaya gerek yok. Aynı espriyi de yapıp durmayalım. Görüyorsunuz. Gene de yaptım. Allah beni kahretmesin ya. Bir adet ordu güçlendir kullanacağım. 45 yıldız alma açısından kahraman güçlendiri de kullanacağım. Çünkü amaç bu savaşta 45 yıldız arkadaşlar. Rakibin bir numarasını şimdi üçlemeye çalışacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. Şunu almaya çalışalım. Şuradan arkadaşlar tüm ordumu salacağım ya. Koruyucumu verdim. Buradan Valkirlerimi verdim. Müdür yardımcımız, Buz Golem. Elimizde barbarlarımız duruyor. Buradan kral, kraliçe. Lan Tomruk'u unuttuk. Tomruk. Aslında Tomruksuz da girdi. Kraliyetimiz elimizde. Şimdi şuraya bir tane iskelet. Şuraya da bir tane şu topu oyalasın. Güzel gidiyoruz. Klan kalesi ikiye bölündü. Hangi tarafa zehir atacağım bilmiyorum. Şu tarafa attım. Kraliyetimi sağ tarafa verdim. Şuradan süper barbarlarla biraz temizlik yapıyorum. Koruyucu özelliğimize bastım. Yani basmaya gerek yoktu aslında orada da. Basalım gitsin, ne olacak ya. Gene de şu klan kalesi temizlenmedi dediğim anda temizlendi. Şuradan bir kelle avcısı attım. Şuraya bir tane şimdilik şifa atalım. Şifa orman binicilerimizi şifalasın. Tek tek almayacağız arkadaşlar. Kraliyete attım ama tek tek almayacağız. Şu barı X yayını Kaya Saçarı da dondurdum. Çokluyu da dondurdum şuradan. Güzel. Bir öfkem var. Şu orman binicilerine kullandım. Kraliyetimizin özelliği gittiği için kullanmayacağım. Şuraya bir dondurma. Belediye ile çoklu donar mı dedim. Donar donar. Donar kardeş. Bir şuradan şu şeyi alalım. Şuradan bir tane şey. Kraliçe, belediyeyi alman lazım. Zor durumdayım. Çabuk gel. Kraliçe. Allah senin kraliçenin. Şimdi elimdeki argümanları kullanma. Ya 3 yıldız. Tamam mı? Ya da 3 yıldız. Başka şansı yok. Kraliçe özelliğini hızlı kullanalım ya. Belediye çabuk insin de şifacılarımız kalsın. Çok güzel. Şuradan bir adet öfkeyi. Heh, kraliçe için kullandım. Bence mantıklıydı. Yani savaşı güzel yönettiğimizi düşünüyorum ya. Valla. Şuradan okçu kule.
Sen vuruyor musun? Gel buraya. Barbar kralımızın özelliği duruyor. Dondurma büyüsümüz de arttır arkadaşlar. Tamamdır. Bu kan ya, barbar krala basalım da çabuk bitsin. Bak bak, kocaman oldu. Piksel piksel, piksel piksel. Mükemmeliz ya. Vallahi bir numarayı da üçlediysek bundan sonrası gelir diye düşünüyorum. Tebrik ediyorum kendimi arkadaşlar. Bir sonraki canlı saldırımıza geçiyoruz. Arkadaşlar şöyle bir durum değerlendirmesi yapalım dedim hemen hızlı bir şekilde. 7 saldırıda 21'iz zaten. Söylemeye gerek yok. Rakip 7 saldırıda 13 yıldız alabilmiş bizden. Bize en yakın klan German Forges. Bakın onlar 6 saldırı, biz 7 saldırı kullanmışız. Hadi 3 yıldızımızı çık. De ki 3'ten çıkar 67 yıldız, tamam mı? Şu andan bile biz 68 bu arada. Hay benim matematik öğretmenimi, elini öpeyim. Biz neredeyse ikinci günden şu anda gerçekten çıkmayı garantiledik. Bundan sonra full 2 yıldız 1 yıldız bile atsak neredeyse garantiledik. Zaten lig 5 gün. Garantiledik arkadaşlar, hayırlı uğurlu olsun. Ama biz saldırılarımıza devam ediyoruz. Evet dostlarım, şimdi bir sonraki saldırımız 9 numaraya. Bizim 15 numaramız Legolas saldırıyor bakın. Tamam köylerde düşüklük var ama ne olursa olsun belediye binası 16 hafife alınmaz. Ufak bir hatada affetmezler yani. Şu anda mesela en büyük tehlikeyi söylüyorum. Fazla klonlanabilir arkadaşlar bu saldırıda ama bir sürü güdümlü yedi, klonlanma şansı kalmadı. O ne kadar. Oy, bir sürü hava balonu vardı. Yetiştirdi, çok güzel oldu. Süper büyücüler, insan değilsiniz siz. Her yeri parçaladılar arkadaşlar. Evet, belediyeye de vuracaklar. Bütün çoklulara indirir onlar. İkinci öfke. Tek klon, çift öfke. Oy. Şu değerlere bir bakın. Köy yok. Biraz önce belediye 16 vardı ya arkadaşlar. Artık yok. Bu ne ya? %33 aldı şu anda. Sırf okçularla. O ne yedik ha? Mükemmel. Hadi hadi reis, rakibe can çektirme ya. Şunu üçle de gidelim. Orman biniciler tabii ki yani olmazsa olmazımız. Orman biniciler soldan, kraliçeyle kral sağdan. Süper okçu da koymuş arkalarına. Ana, kraliçenin özelliği gitti. Abo, ama olsun, kraliçe sabaha kadar ölmez. Oradan gider arkadaşlar. Ben tanıyorum o kraliçeyi. Buz goleme vurursa kraliyet, ki vurdu. Şimdi kendi kendini donduracak. Allah seni, rakibin kraliyeti kendini dondurdu. Kaya taçarı, X yayını, topu, hepsini dondurdu ya. Bir tane tabi buz golem almanın faydaları. Bu arada asker vesaire kullanmamış ama kahraman iksiri kullanmış. Bundan sonra bir iksire bütün kahramanlarınız max. Ama özellikleri max değil. O fark var. Bence bu da bir yandan adaletli olmuş. Arkadaşlar arkadan ses geldiyse canavar sesi değildir, korkmayın, sıkıntı yok. Devam ediyoruz saldırımıza. Hanım beni kesecek burayı izlerse. Devam arkadaşlar. Oy, barbar kral tek vuruşta 4 bina indiriyor. İnsan değilsin barbar, kocaman. Bak bak kafasının, baltayı kafasına değdireceğim. Dikkatli vur şunu. 8'de 8 arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir tane daha canlı saldırı yapalım. Ondan sonra ben müsaadenizi isteyeyim. Video sona ersin. Çok uzun olmasını istemiyorum. Ordumuz bu şekilde. 7 orman biniciliği, 2 tane titanlı bir ordu. Klon büyüsü tabii ki yine elimizde bulunacak. Köyde boşluklar görüyorsunuz. Bu boşluğu sonuna kadar kullanacağım. Bir tane balon attım. Tuzak varsa çıkarsın. 2 tane daha atıp zeplinimi yolladım. Şuraya zeplinimi indirdim. 2 klon. Bir görünmezlik daha. Dev bomba çıkacağını biliyordum. Ama savunmaları max olmadığı için okçularımı öldüremediler. Belediye monolit yok. Birazdan kaya saçar da yok olacak. Diğerinden bahsediyorum. Au! Yedik kaya saçar vuruşunu. Bu kötü oldu. Neyse. Olur 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 olur. Olur böyle şeyler. Şu kaya saçar inse çok memnun olurdum. Evet. Titanımızı şu köşeden bırakalım, iki tane. Tamam mı? Onlar oradan gitsinler arkadaşlar. Hem klan kalesini temizleyecekler. Onlar oradan gitsin. Bir tane de şifacı vereyim hatta onlara. Hediye olsun. Bir tane de orman binici şöyle duvarları açarsa değmeyin keyfine. Güzel. Buradan ordumu yollayacağım arkadaşlar. Klan kalesi bakın yok oldu. Ordumu şöyle yolladım. Süreden yemeyelim. Yani üçleyememe ihtimali çıktı ya. Yani istediğim değeri alamadım. Orman binici
sağdan kraliyete atalım. Barbar kralı buraya vereceğim. Sağdan kraliyete atıp kraliyet orayı temizleyince arkadaşlar geri kalan şuraya güzel bir dondurma. Oy, indirdim orayı. Kraliçemizi de verdim. Kraliyet orayı temizliyor ya arkadaşlar. Bir tane şuraya süper barbar. Şuraya okçu da koyayım. Beraber yola alsınlar. Şimdi rakip kraliyete de şuradan. Ya rakibin savunma düşük, güçleriz ya. Ben de hani ne düşünüyorsam. Rahat olalım. Güçleriz, çok rahat güçleriz. Kraliyetimiz daha hayatta. X yayını alsan ne olurdu ya. Aldı valla. Koruyucu özelliğimize bastım. Bir adet süper barbarımız daha var. Şuradan alarak gelsin bana doğru. Barbar kralımızın özelliğini öylesine bastım. Kraliçemizin özelliği duruyor. Ordumuzda eksilme yok yani. Ne yapayım arkadaşlar? Klan ligi bu. Bu rakibi veriyor, buna saldırıyorum. Ne yapayım yani? Güzel bir 3 yıldız attık yine. Çok şükür. 99, 100 ve şu anda 9'da 9 ya da 10'da 10. Son duruma bakıyoruz ve veda ediyoruz arkadaşlar. Evet, 9'da 9 attık arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Siz like atıp abone oldukça ben video atmaya devam edeceğim. Ve size küçük bir not bırakıyorum. Beni izleyenlerin %84'ü abone olmayan izleyiciler. Sağ olun, var olun. Sadece 16'sı abone. Hoşça kalın.